Nasılsın? İyiyim, sağ ol. Sen nasılsın? Ben de iyiyim. İkinci bölümü. Evet, nasıl buldun bu bölümü? Bu bölümü gayet güzel buldum. Artık iyice giriyoruz entrikaya ve evlilik teklifinin sonuçlarını gördüğümüz güzel bir bölümdü. Evet, evet. Bence uzatmadan ben hemen bu bölümün reytingini vereyim. 11 Eylül 2008'de yayınlanmış. Yine 9.6 milyon izleyici sayısıyla birinci yine olmuş. Birinci olmuş. Az buz değil. Yine birinci olmuş. Evet, bu bilgiyle giriş yapıyoruz ve ilk gördüğümüz, aslında evlilik teklifinin cevabının ne olup olmadığını, aha, bilmiyoruz o sırada. Bihter'le Firdevs'i Yoruoğlu Yalısı'nın bahçesinde otururken görüyoruz. Evet, Bihter sabah mezarlıktan geliyor, eve dönüyor. Neredeydin? Mezarlığa gittim, Adnan Bey'i gördüm. Nasıldı falan filan. Yine şey, Firdevs Hanım Bihter'den Adnan Bey hakkında bilgi alma çabası. Ama orada Firdevs'in böyle şey, Bihter'in Firdevs'e karşı böyle bir şimdi seni bitirdim. Evet, o şeyini hissediyorsun. İşte şimdi. Bir şey, evet, biliyor ve bundan acayip zevk duyuyor yani. Hani o sırada onu gizlemekten ve annesinin vereceği tepkiyi çok iyi tahmin ettiği için. Evet. Bir de şey yapıyor, o güvenceyle karşı çıkıyor. Diyor ki işte ben peyker değilim ve orada anlıyorsun ki aslında hani peykerle kendisini kişilik olarak ayrı yere tutuyor ya. Evet. Zaten bu dizide görüyoruz ki peyker gerçekten de Bihter'e pek benzemeyen bir insan. Evet, peyker pamuk gibi böyle yavruş, tatlı bir kız. Aynen. Öbür taraftan da Adnan Bey'e bu sefer dönüyoruz ve Adnan Bey hatırlıyor neler, evet, olduğunu ve ilk defa biz de seyirci olarak görüyoruz, hı-hı, cevabı. İsterim. Bu kadar çabuk bir cevap beklemiyor muydun yoksa? Seni çok uzun zamandır bekliyorum. Ve cevabı ne oluyor kardeşim? İsterim. Benimle evlenir misin? İsterim. İsterim ne? Hayatımda bu kadar saçma bir... ya bu şey... bu kadar saçma bir evlilik teklifi kabulü görmedim yani. Dondurmanın üstüne... Dondurmanın üstüne çikolata ister misin? İsterim. İsterim. Gibi. Gibisinden... İsterim. Evlilik teklifini kabul ediyor falan filan. Sinemaya gidelim mi? İsterim. Ve diyor ki biraz bekleyelim çünkü ben iyice bunun yani zevkini çıkarmak istiyorum. Diyor, evet, Bihter kendi içinden tabii ki. Ama Adnan'a diyor ki çocuklarım, evet, beni tanısın falan filan. Düşünceli kadın şeyi çiziyor Beylül, Bihter orada. Evet. Düşünceli kadın profili çiziyor. Çocuklarım beni sevsin, şey yapsın yani benimsesin. Ama Nihal o sırada aha, kafa başka yerlerde. O da düşünüyor yani babam bana. Nihal evde Deniz Hanım'la konuşurken falan böyle sürekli bir Nihal trip modunda zaten. Sürekli böyle bir kendi kendine melankoli tripler. Ondan sonra zaten geçen sefer böyle şeyde sen söylemiştin galiba. Bülent'in sürekli eve Behlül geldiğinde bir Behlül geldi, Behlül geldi diye bir şeyi var. Aynısını Nihal babasına yapıyor ve sürekli böyle Şahin, evet, babası nerede gibi bakıyor böyle. Evet, sürekli böyle biri bizi gözetliyor modunda babasını takipte. Korkutucu. Nihal'le yaşamak korkutucu. Ve şeyi öğrenince çok seviniyor. Babası ama mezarlığa gittiğini söyleyince çok seviniyor. Evet. Zannediyor ki Nihal yavrum annesini anmaya gitti. Oraya şey yapıyor. Aha, Adnan'ın... Aynen öyle. Adnan'ın derdi başka. Adnan yürümüş gitmiş. Adnan evlenme teklif etti. Kadın da isterim dedi. Daha ne olsun? Evet yani. Ya Firdevs'le ilgili şöyle şeyler vardı. İşte Firdevs Yoruoğlu'ndaki akıl kimsede yok. Çok iyi idare etmeyi biliyor. Avını takip ediyor falan filan ama... Ya bu bölümde aslında... Pek de Firdevs'in çok uzman olmadığını ben düşünüyorum yani. Bir acemilik var ilk bölümlerde. Çünkü şey yapıyor hani Firdevs Hanım Adnan Bey'i arıyor. Şey yapıyor işte nasıl geçti düğünde de çok görüşemedik bilmem ne falan filan. Evet, teşekkür etmek için aradım. Adnan Bey de hemen fırsattan istifade Firdevs'i ve kızlarını tabii ki yemeğe, evet, davet ediyor. Peyker Bihter diyor böyle. Evet, Peyker Bihter.
Bihter kesin gelsin ama. Evet, Firdevs de farkında değil yani. O yüzden çok şey yapıyor. Biraz ava giderken avlanıyor gibi geldi bana. Evet. Evet. Birazcık Firdevs Hanım çünkü hiç Bihter'le ihtimali düşünmediği için hani her hareketini kendine yoruyor aslında. Adnan Bey'in. Hmm, evet. Evet. Ama gel gör ki durum öyle değil. İşte Firdevs Hanım kendi evlerine yemeğe davet ediyor. Adnan Bey de diyor, aha olur mu? Lütfen siz zaten yoruldunuz, bize gelin diyor. Ve Firdevs'in canına minnet zaten. Aynen. Ve Adnan Bey hemen mutfak takımına direktifler vermeye aşağıya iniyor falan. Direkt böyle görücüye çıkmış gibi böyle şöyle olsun, evet, böyle olsun falan filan anlatıyor. Çocuklara siz ayak altında dolaşmayın falan. Şey de Süleyman Efendi de o mutfaktaki takilerin yardımcıların başı olan az öz elegan bir masa hazırlamaya karar veriyor. Bu elegan masayı Deniz Hanım'la kararlaştırıyorlar. Kararlaştırıyorlar. Deniz Hanım tabii o sırada içinde fırtınalar. Ama Nihal'in içinde ayrı bir fırtınalar ondan sonracıma. Ve herkes kendi dünyasında işte. Ve Nihal kendisini bu durumdan hemen kurtarmak için aslında Nihal istemiyor, Bülent istiyor. Behlül çünkü geç dönüyor düğünden ve yatla açılmaya karar veriyorlar. Nihal de artık bin bir şeyle ısrarla gidiyorlar. Ama kardeşim teknenin kaptanı kim? Beşir kullanıyor. Beşir'in kaptanlık ehliyeti mi varmış? Beşir kaptan demek ki. Hop Beşir kaptan. Ya işte hop Beşir kaptanım. Varmış demek ki. Sonra başka bir kaptan falan girdi diziye bak onlar sonra. Bir de sonra bu denize açılmıyor mu Beşir? Spoiler mı vermiş oluyoruz burada? Ya oradan acaba bir düşünce var mıydı? Demek ki varmış kaptanlık ehliyeti. Bilmiyorum ki. Hiç bu aklıma gelmemişti bile. Suratsız. Bu akşam önemli misafirler var. Misafir mi geliyor? Behlül kaçar. Sen bilirsin. Sonra kaçırdığını üzülme. Ve çok önemli bir ilklerden biri yaşanıyor ve Behlül aman aman akşam misafir varsa Behlül kaçar diyor. Ve bu Behlül kaçar geçen şeyde duymadık mı bölümde? Bilmem. Ben ilk defa duyduğumu zannetmiştim. Belki de. Evet akşam yemek varsa misafir varsa Behlül kaçar. Behlül kaçar diyor. Ondan sonracım ama ben yapmak istiyorum ya. Şimdi burada Nihal Behlül kaçar compilation. Behlül kaçar compilation belki podcast sonunda yaparız. Ya Nihal ve Behlül'ün ilişkisinde hani ilk bölümde dedik ya böyle daha çocuksu bir itişme kakışma var. Aslında çok da fazla birbirlerinden hani haz etmiyorlarmış gibi görünüyor ama Behlül'ün bütün o çiğ davranışlarının yanı sıra burada Nihal'le olan iletişimini sevdiğimi söylemeliyim açıkçası. Çünkü dedi yani hani baban da yaşamalı, yeteri kadar yas tutmadı mı? Hani kendince ona bir yol gösterdiği için ben açıkçası Behlül'e hak verdim. Evet ya Behlül'den beklenmedik bir şey var orada aslında. Böyle bir yol gösterme hani abilik. Aslında bunca zaman iyi bir evet abilik aynen öyle aslında iyi bir iletişimde kurabiliyorlar aralarında. Onu göstermesi bakımından evet, ilginç kesinlikle. Bir sahneydi bana ilginç gelmişti açıkçası. Ya bir de bahsetmek istiyorum dinleyicilerimize de sorabiliriz. Acaba Nihal Firdevs'in değil de babasının Bihter'e ilgisi olduğunu öğrenince babasıyla ilgili bir görüşü değişmiş midir acaba? Güzel soru. Bilmiyorum ki. Yani ben tabii bunu düşününce sadece tek düşündüğüm şey oluyor. Ben olsam nasıl tepki veririm? O yüzden aslında bunu Nihal'e göre buna Nihal'e göre cevap vermek çok zor. Buna Nihal'e göre cevap verecek kişi Halit Ziya Uşaklı gelir. Evet ya Halit Ziya Uşaklı gelir. Buna Nihal'e göre. O yüzden bir durdum bir an böyle. Bu kişi kimdi bu kişi? İsmini unuttum bu kişinin şu anda. Böyle bir şey geçiyor muydu kitapta hatırlamıyorum ama yani yabancılaştığını hatırlıyorum. Zaten dizide de diyor Bihter onun için çok genç diyor ama hani babasıyla ilgili hani Firdevs en azından yaş bakımından daha yakın.
Evet. Hani burada yaşçılık da yapmak istemem ama acaba böyle bir duygu ve düşünceleri değişmiş midir diye aklıma takıldı. Eğer dinleyicilerimizin görüşleri varsa onlar da yorumlarını yapabilirler. Firdevs Hanım ise aslında ben ilk defa gördüm. Daha sonraki bölümlerde hatırlamıyorum bu kadar olduğunu. Kadın aslında bir şirket yönetmeye çalışıyormuş. Evet, öyle bir şey var işte, borçlar, şunlar bunlar. Ama tabii ki kadın aslında şirket kendisi yönetmeye çalışıyor mu bilmiyorum. Ama bence orada asıl olan Melih Bey'den kalan şirket ve borçlar. Yani evet. Melih Bey hayattayken acaba bu kadar şirket yönetiyor muydu, yönetmiyor muydu? Bu kadar söz sahibi, yani söz sahibi bir insan mıydı, yoksa daha geri planda onun getirdiği imkanlarla mı yaşıyordu? Evet, yani iş başı düşünce de hani görevi üstlenmiş olabilir. Öncesinde üstleniyor muydu? Ona dair bilgimiz yok aslında. Ama önceden üstlenmiyorduysa bile şu an varını yoğunu ortaya koyuyor. Ölürüm Melih Bey takımı yerde sürünüyor dedirtmem. Evet, diyor. Evet. Melih Bey takımı yerde süründürüyor dedirtmem derken kendilerini Melih Bey takımı dendiğini de kabul etmiş oluyor. Yani öyle bir şey fark ettim ben. Evet. Tam bununla ilgili bir bilgi verecektim. Kitapta Melih Bey takımı diye geçiyorlar zaten. Ama Melih Bey takımı şeklinde geçmelerinin sebebi babalarının, yani Bihter ve Peyker'in babasının isminin Melih olması değil. Firdevs'in bir akrabasının ismi Melih'miş ve bu sebepten Melih Bey takımı olarak Firdevs ve Mahtumları o şekilde biliniyor. Ve evet, burada azaltıcı bir anlamı var Melih Bey takımının. Yani böyle küçültücü bir anlamı var ve bunu kabul ediyor aslında. Ve sonra Firdevs bu güzel hayırlı haberi büyük kızına iletiyor, Peyker'e. İşte akşama Adnanlardayız haberini. Bu evde ya bir Peyker ve Nihat arasında kaosa neden oluyor. Evet, evet. Sürekli ve senin annenin dediğini yapıyoruz, bizi annen yönetiyor vesaire vesaire. Evet, evet. Ya ve Nihat orada çok aslında ayıp, acı verici bir kelime söylüyor. İşte. Evet. Ve Peyker ve Nihat ilişkisi benim gözümde sonradan izlediğim bölümlerde böyle çok aslında naif, birbirine çok destek olan bir çift gibi. Hani dizi boyunca öyle bir izlenim vardı bende. Ve onu öyle, Nihat'ı bu kadar çok acı verme niyetiyle görmek beni biraz üzdü açıkçası. Ondan sonra ama Peyker tabii ki her zamanki gibi bir de hormonların vermesiyle aşırı duygusal tepkiler veriyor. Evet. Kadın yüklü, kadın gebe. Ah yavrum. Ve inanılmaz akıllarımıza durgunluk veren bir bilgiyi almak üzere tekrar Boğaz'da süzülen yata bağlanıyoruz. Ve Nihal Beşir'le olan geçmişini anlatıyor. Annemin öldüğü yıl tutturdum ben de Beşir'in okuluna gideceğim, yalnız gitmem diye. Bir yıl okudum orada zaten. Neyse, yan yana sıralarda oturuyorduk Beşir'le. Nihal tabi annesini kaybedince, yani her büyük insan da ister, çocuk olarak istemesi tabi çok daha anlaşılır bile. Büyük ihtimalle sevdiği, yanında rahat hissettiği insanlardan ayrılmak istememiş, çok ısrar etmiş. Aynı okula göndermişler Beşir'le. Beşir, bak sen Beşir'e, birden boy atmış. Öyle olunca hocası da buna 3 sıra arkaya yollamış. Sıra arkadaşılıktan 3 sıra arkaya gitti diye Beşir ağla. Evet, böyle bir hikaye anlatıyor ve beni gerçekten akıllarıma durgunluk veriyor. Çünkü nasıl ya, Nihal'le Beşir yaşıt mı? Ya ben Beşir'i daha Nihal'den daha büyük görüyordum. Öyle bir izlenimim vardı yani. Ben yaşıtlar diye. Evet. Yaşıtlar ya ben diye. Beşir daha büyük zannediyordum Nihal'den. Ben zannetmiyordum. Bir de o yaşta aynı yaş grubundaysa, bak biyolojik olarak bir şeylik yok mu, terslik yok mu? Kızlar o yaşta daha çabuk boy atıyorlar. Yani boy atan genelde... Ebru'cum, herkes senin gibi uzun değil. Bu konuda birazcık kafam karıştı. Ben
Ben boy atsam bile ata ata 1.63'e attım. Herkesin gibi uzun olmak zorunda değilim. Hayır ama bir sene olur böyle kızlar uzun olur. Hemen ertesi sene olur erkekler geçmiştir kızları falan. Ay ben hiç erkeklerden uzun yani, olduğumu bilmiyorum, hatırlamıyorum. Bana, hem bu boy meselesi hem yaşıt olma meselesi. Senin çok, normallerine çok uymuyor. Neyse sonra bu arada Behlül'ü öyle hatırlamıyordum ama Behlül'ün böyle ara ara laf sokmaları herkese çok var. Tabii bu hikaye sırasının üstüne, okul sırasının üstüne Beşir'in Nihal'e olan ilgisine böyle bir gönderme yaparak Nihal'e, Beşir de yanlarında, Nihal'e şey diyor. Bak hala seni bırakmıyor üst sıra arkanda olsa bile diye böyle bir yine bir iğneleyici yorumu var. Evet. Kimse elinden kaçmıyor yani Behlül'ün. Yok. Her şeyi böyle tak 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 vuruyor. Ve bütün sürekli soğuk espriler yapıyor ve bu soğuk esprilerine akşam o... Akşam yemekte. Evet devam ediyor akşam yemeğinde de. Çok lezzetli. Patlıcan var içinde ama. Bizim Süleyman Efendi'nin spesiyeli. Napolyon takmış adını. Annem de çok severdi. Hep yaptırırdı. Ya çok güzel. Biz gerçekten halimizden memnunuz Firdevs Hanım. Düzenimizin bozulmasını hiç istemeyiz. Babanın mutsuz olmasını hiç istemezsin değil mi Nihal? Senin gibi akıllı bir genç kız önce bunu düşünmeli. Firdevs inanılmaz mutlu. Sürekli bütün Behlül'ün saçma sapan yaptığı esprilere gülüyor. Ve o anda gerçekten Firdevs gittikçe gözümden düştü. Çünkü evet. Abicim bu kadar mı gözün görmez ya? Yani herkeste bir sessizlik. Yani o gözünün bakışından her şeyi anlayan Firdevs nerede benim bildiğim? Nerede bu gözü kör olmuş Firdevs yani? Orada kendini gösterme evet, çabası. Evet. Ne kadar neşeli bir kadın olduğunu, ne kadar hayatın onunla paylaşılınca güzel olacağının ya, göstermeye çalışıyor. Ama Nihal diyor ki kardeşim bizim durumumuz iyi, kusura bakma Firdevs'ciğim. Nihal'cim yanlış yere iyiyiz. Çalışıyorsun, yanlış yere. Ona değil. Peter'e söyleyeceksin, ona değil. Herkes buradayken açayım mı konuyu? Daha değil. Bir an önce konuşulsun, bitsin istiyorum. Ben de istiyorum. Ama en uygun zamanı beklemek lazım. Çocuklar daha hazır değil Adnan. Evet, haklısın. Çirkin bir görüntü çiziyor. Hani Firdevs Hanım'ın şu an gözümüzdeki görüntüsü Firdevs Adnan'ı kullanmak için birlikte olmak istiyor. Bihter daha masum görünüyor ama aslında Bihter de o kadar masum değil. Çünkü Bihter de annesinden intikam evet. almak için Adnan'ı ya bu kullanmak nasıl, istiyor. Bu nasıl bir hikaye? Evet. Yani Bihter inanılmaz böyle hani güzelliğiyle herkesi büyülüyor o sırada. Ondan sonracıma. Fakat aklındaki düşünce aslında evet. tamamen annesini alt etme üzerine yani. Hiçbir aşk evet, yani düşüncesi hiç, yok. Tabii hiç öyle masum şey hani Firdevs'ten daha iyi bir durumu yok aslında. Bravo. Ben de aynı şeyi düşünüyorum. Karakter olarak. Fakat tabii güzelliğiyle herkesi büyülüyor ve yardımcıları da büyülüyor. O sırada tabii kendi aralarında böyle saçma sapan espriler yapıyorlar. Beşir acaba Firdevs Hanım'ın yemeğine bir şey mi karıştırsak diyor. O herkes gülüyor falan. Yani Süleyman Efendi'nin yorumları. Ya çocuklar evet, Süleyman Efendi her ne kadar yavaş konuşsa ve bizim birazcık ömrümüzü törpülese de o yavaş konuşmasıyla yine de doğru düzgün şeyler söylüyor. Evet. Ama Beşir o sırada çeşitli illegal hareketler önererek zaten kişiliğini, karakterini ortaya çıkartıyor evet. o sırada. Sonra Firdevs izin istiyor. Yukarıya gittikleri zaman Nihal köşeye sıkıştırıyor. Nihal kelebek bıçağını çıkartıyor. Ne diyor ki? Bak kızım ayağına denk aldı. Firdo bana bak. Aa neredeyse o durumda yani. Yukarıdaki arazi de size mi ait? Evet. Arkada koca bir orman var. Koru diyelim. Ben adadaki evinizi hatırlıyorum. Buraya hiç gelmemiştim. Evet. Okulu yeni bitirip dönmüştün Amerika'dan. Yemek bitiyor. Artık böyle çaylar, kahveler, herkes böyle ufak ufak köşelerine çekilirken Firdevs Adnan'la birlikte koru evet yukarısı da devam ediyor mu? Orası da mı sizin? Böyle vergi idaresinden gelmişçesine. Mal beyanı.
mal beyanı yapıyor. Yatta vardı değil mi? Neredeydi? Sizin üstünüze mi? Çocukların üstüne bir şey var mı deyip. Bülent'i Matmazel işte yatırmaya gidiyor yatağına. Sanki Bülent bebecikmiş gibi. Bülent de küçük müçük ama. Yani kadınları şöyle bir süzüyor. Bir, işte Bihter ne güzel. Bihter tatlı bir kadın değil mi? Evet, ileride Bihter'le ben evleneceğim. Evet. İşte Matmazel onu rahat bırakmazlar. Behlül Bihter'le evlense keşke. Hani bana yar olmadı mı? Yabancıya gitmesin. Evet, güzel kız, kaçırmayalım bu kızı. Bu arada Bihter Adnan Bey'e Adnan demeye başlıyor. Fark etmedim. Birden. Ya, o anda mı oluyor bu? Evet. Adnan diyor işte. Adnancığım ama çocukların alışması lazım önce bilmem ne falan. Böyle gıdadan bal alırken Peyker görüyor. Böyle falan. Uzakta. Peyker tepkisi ne oluyor? Çok hatırlamıyorum evet. Orada. Peyker sadece izliyor ve bilmiyor gibi davranmaya devam ediyor aslında. Yaşa başa bakmıyormuş. O zaman anlıyor insan. Yaşamak istiyor. Bu girişten ne söyleyeceğimi anladınız herhalde. Deniz Hanım, ben evlenmeye karar verdim. Şaşırdınız diyeyim. Bihter Hanım'la mı? Ben bu sahneyi daha önce görmüştüm. Sadece sahne olarak görmüştüm ve zannediyordum ki Matmazel evlilik teklifini kendisine yaptığını zannediyor Adnan Bey'in. Ama öyle değilmiş. Matmazel zaten biliyormuş Adnan Bey'in Bihter'le evlenmek istediğini. Bence Matmazel aklından ufak bir geçiriyor acaba ben mi? Ama sonra Adnan Bey'in başka üçüncü bir kişiden bahsettiğini görünce ilk tahmini Bihter oluyor ama nereden Bihter oluyor? Onu anlamadım ben çünkü uzaktan gören Peyker. Ben hatta o sahneyi iki defa izledim. Acaba Peyker değil de... Ben de onu anlamadım. Deniz Hanım mı görmüştü diye? Deniz Hanım görmüyor. Adnan Bey bir de bütün bunların üstüne, bu şokun üstüne bir de Nihal'i yumuşatmasını istiyor Matmazel'den. Bir de diyor ki Nihal makul bir kızdır. Sizi anlayacaktır. İşte sizi dinler. Ya abi ya, bir Adnan, insan hey, kendi ya. Kızını bu kadar mı tanımaz? Evet ya. Hani piyano zehirlenmesi geçiren kız. Bir kızdan bahsediyoruz evet. Burada ya. Hani nasıl böyle bir şey düşünebilirsin? Yani makul olacağını düşünüp bir saatli bombaya doğru Matmazel'i bildiğin atıyor ve kaçıyor yani bildiğin. Evet. Adnan da gerçekten az değil yani kardeşim. Matmazel zaten kendi derdine yansın o anda. Matmazel yıkılıyor. Yani bu cümleler onun için tam böyle bir sonun başlangıcı gibi bir şey oluyor. Bu cümlelerin sonunda kendi cümlelerini, kendi satırlarını yazmak için kendini kağıda kaleme veriyor ve odasına ve çeşitli çekilip çeşitli denemelerden sonra çiziyor, atıyor, çiziyor, atıyor ve o ünlü satırlar yazılıyor. Bazı insanların ezberlediği o sözler, evet. Ben ezberleyemedim ama işte her yönden yetersiz gördüğüm. Yok, anneleri tarafından emanet edilen, tarafından size emanet edilen, tarafından bana emanet edilen. Tabii siz anneleri tarafından size emanet edilen çocukları her bakımdan yetersiz gördüğünüz bir kadının annelik etmesine karşı tabii siz anneleri tarafından size emanet edilen çocuklara her bakımdan yetersiz gördüğünüz bir kadının annelik etmesine şiddetle karşısınız ama Deniz Hanım'ın ağzından bulamadım. Ya bu kadar zamanın varmış, tamam mı? Ben Adnan Bey'in açıkçası o vakitler, hele hele karısı gerçekten de emanet etmişken hem kendisini hem çocuklarını, eğer Matmazel bir adım atsaydı Adnan Bey'in ona karşılık verebileceğini düşündüm açıkçası. Ama Matmazel öyle bir kadın değil ki. Matmazel yani öyle... Bak iki bölümdür Matmazel aslında öyle bir insan değil. Ama Matmazel öyle bir kadın değil yani. Gerçekten değil bence Matmazel. Son mezurda yaptığım atraksiyonları duydunuz mu? Duydum. Nihal'e geri dönüyor. Nihal bu arada hala piyano çalmakla meşgul ve diyor ki atraksiyonları evet, duydunuz son, mu? Son mezurdaki atraksiyonları mı duydunuz? Sen şimdi duydunuz atraksiyonları mu? Göreceksin Matmazel. Pardon Nihal'cim. Sen şimdi atraksiyon evet. Burada. Bak bak. Babaanne atraksiyonlara girmiş.
Sen o atraksiyonları bırak da şimdi dur. Dur şimdi ben sana işte anlatacağım. Ya ilk tepkisi gerçekten de bir tepkisizlik oluyor aslında. Hani o Nihal çok makul karşılıyor aynı. Adnan Bey'in dediği gibi yani hani. Peki babam öyle mutlu hani olacaksa? Babam için çok genç olsun diyor sadece. Ondan sonracıma ve evet. Biraz böyle şok içinde belki de hani o şokla çok fazla bir... Evet. Yani tabii evet. O anda bir makul karşılama yok aslında. Ben onu dalga geçtim. Makul karşılama yok. Sadece dediğin gibi şok oluyor. Ve bir tepki de vermiyor aslında evet. İlk başta. İlk tepkisi tepkisizlik oluyor. Öbür taraftan Adnan şeye çağırıyor. Atölyeye çağırıyor Behlül'ü ve... Atölyeye çağırmıyor. Behlül gidiyor. Behlül gidiyor ama bu arada da Adnan Bey'in çünkü ilk bölüm şeyle başlıyordu. Nihal'in resmini oymasıyla başlıyordu. Bu sefer Adnan Bey Bihter'in resmini ahşabın üstüne oyuyor. Ve bir de oyarken ne yapıyorsa kapısını da kilitlemiş kimse gelmesin diyor. Yani ahşap oyuyorsun, bir şey yapmıyorsun Adnan, ne yapayım? Ondan sonra... Bir de Allah aşkına o yaptığı şeyi gören birisi ay bu da aynı Bihter'e benziyor diyecek mi? Evet yani. Benzerlik de yok yani. Behlül geliyor ve Adnan önce şey ayağında birazcık peykerle birazcık mesafeni koru çünkü yakında akraba oluyorsun evet. Diyor. O da böyle kalıyor. Şey zannediyor başta. Mu? Yani Firdevs zannetmiyor. Zannediyor bence. Önce Firdevs Behlül'ün ağzından duymuyoruz ama. Adnan şey diyor. Matmazel'e söyleyince şıp diye anladı diyor. Bakalım sen anlayacak mısın Behlül? Evet. Akşam oluyor. Yemek masasına oturuyorlar ve evlilik teklifi edileceğinin ve Bihter'e edileceğinin herkes farkında. Evet. Ve bununla birlikte akşam yemeğine geçiliyor. Adnan Bey destek istiyor aslında Matmazel'den ve Behlül'den. Nihal'i ve Bülent'i ikna etmeleri için bir anlamda. Ondan sonracıma. Fakat Nihal tabii ki biraz böyle bir sessiz falan. Behlül de onu evet, çünkü... böyle biraz şakayla karışık şeyler yapıyor. Takılıyor. Çünkü ikisi de yani Behlül de Adnan Bey de biliyorlar zaten Nihal'in haberinin olduğunu. Ama Nihal hı-hı. bilmiyor gibi davranıyor. Ve aslında evet, böyle bir tatsız yani böyle bir triplerde. Öyle gidiyor artık Adnan Bey diyor ki Nihal'cim işte söyledi ama Matmazel sana falan filan gel biraz konuşalım falan. Ve artık orada kendini şu cümlelerle ifade ediyor. Heyecanlarımı kontrol edemeyecek kadar genç değilim. Çok düşündüm kızım. Eline boyuna. Bütün boyutlarıyla iyice düşün. İşte ben artık heyecanlarımı kontrol edemeyeceğim kadar genç değilim. Ya bir Adnan Bey. Sanki... Git ya. Senin kimin sanki resmini oyduğunu gördük yani. Ya. Kimin resmini gördüğünü oyduk. Ne heyecanlarını kontrol edememekten bahsediyorsun. Ve bir de ballandıra diyor ki işte çok düşündüm. Enine boyuna, yukarıdan aşağıya. Hani Bihter'i tarif ediyormuş gibi evet. Yani. Zor şeyde evet. Bırakmayacak. Bizi hiçbirimizi üzmeyecek. Bak bakalım o senin başına neler örecek. Ama bir de bak şey bakalım. Diyor yani. Ama yine de istemezsen Nihal'cim. Hiçbir şey senin mutluluğundan önemli değil falan böyle. Sonra bir de yürüyüşe çıkıyor falan. Nihal sahile doğru bakarken babasını görüyor. Babası sahilde yürüyüşe çıkmış ve Adnan böyle küçük köpek yavrusu gibi Nihal'e bakıyor o sırada. Nihal yine tepeden izliyor. Evet. Nihal yine radarı açmış. Nihal yine radarı açmış tepeden izliyor. Sonracıma şey oluyor Behlül'e. Behlül düğün fotoğraflarına bakıyor. Bu yeni aldığı evlenme haberini sindirmek için böyle bir iç bir düşünme sürecinden geçiyor. Ve düğün gecesine, Peyker'in düğün gecesine ait fotoğraflara bakıyor. Fotoğraflarda Behlül'ün ve Adnan Bey'in fotoğrafları arkada da... Bihter var. Bihter çıkmış. Ve Behlül... Adnan Bey'in suratını kapatıyor. Önce ama kendi suratını kapatıp şey diyor. Ya bunlar olmuş mu ya? Ha, kendi suratını tabii mı önce kapatıyor? Şöyle bakıyor ya. Adnan'la Bihter. Yani şimdi olacak var olmayacak var yani falan diye düşünüyor belki de bilmiyorum. Sonra da Adnan Bey'in suratını evet. kapatıyor. Sonra da ama ya çok güzel bir sahneymiş. Benim çok hoşuma gitti. Oğlum o senin yengen.
Ya öbür taraftan da Firdevs gerçekten hiçbir şeyden haberi yok. Şey yapıyor ya, hala ertesi gün oluyor. Firdevs o kadar farkında değil ki olayın. Peyker'in böyle attığı bakışlara falan, hani Bihter'le olan böyle bakışmaları falan var. Onları bile fark etmiyor. Dünyasında. Şeyler mi? Farkında mı? Yani o gün için sözleşmişler mi? Ondan emin değilim. Hangi gün için? Ya işte Adnan şeye karar veriyor en sonunda. Sizi ziyaret edeyim evinizde. Yöreoğlu malikanesinde. Ha şöyle oluyor. Sabah Adnan Bihter'i arıyor. Bihter böyle, ben de senin sesini duymak için sabırsızlanıyordum falan. Ondan sonra şöyle, ne haber, nasılsın, hoş beş. Ondan sonra Adnan diyor ki, ben artık birazcık hani insanlara söylemek istiyorum. Nihal de kabul etti. Hani artık sen mi annene söylersin, ben mi annene söyleyeyim diyor. O da diyor ki sen anneme söyle diyor. Ama telefonda olmaz, yüz yüze söyle diyor. O zaman ben müsait bir zamanda Firdevs Hanım'ı arar. Sizi bugün ziyarete gelirim diyor. Bihter de diyor ki annem uyandı. Ha. Şu an arayabilirsin, müsait. Hemen hemen. Evet, hemen hemen falan böyle. Sonra kapatıyorlar. Adnan da Firdevs Hanım'ı arıyor. Firdevs Hanım havalarda yani böyle. Adnan Bey biraz elini çabuk tutuyor falan filan böyle. Ve tamam gel diyor Adnan Bey'e. Evet. Ya ama bu arada şey diyor resmen, Bihter bildiğin annesiyle dalga geçiyor ya. Şey diyor, mutlu son yakında herhalde. Firdevs açık açık Adnan Bey beni seçti gibi konuşmalar yaparken falan deyip gülüyor böyle. Evet ne kadar güzel. Evet, çünkü bence annesi böyle herkese konuşsun, herkese duyursun. Sonra da rezil rüsva olsun. Evet. Adnan Bey beyazları çekip gidiyor. Damat damat. Resmen damatlığını da giyip. Evet. Yalaya gidiyor. Öyle bir giriyor ki hani Firdevs'e bile evet. Şey yapıyormuş gibi. Hatırladığım kadarıyla. Yapıyor sanırım. Şey diyor. Firdevs Hanım, malumunuz uzun zamandır bekarım. İşte artık yalnız olmak istemiyorum. Firdevs de böyle. Yalnızlık bilirim. Falan. Evet. Tabii bu arada Bihter böyle gülümsemelerle ona bakıyor, buna evet. bakıyor. Hani Bihter ne o döndüğünü biliyor. Bence Firdevs haricinde hatta belki Nihat. Peyker de belki biliyor. Belki Nihat bile biliyordur. Peyker bilmiyor. Nihat bilmiyor galiba ama Peyker kesin biliyor. Evet. Ama bilmemezlikten geliyor. En son Adnan Bey şey diyor. Bihter'le evlenmek evet. istiyorum diyor. Dıdın dıdın dıdın. Orada böyle Firdevs Hanım'ın şok olduğunu görüyoruz. Ve bitiyor. Bakalım 3. bölümde neler olacak. Güzel bir bölümdü. Evet. Yine. Evet kesinlikle 3. bölümde tabii ki büyük ihtimalle Firdevs Hanım'ın tepkisi. Ve bu arada Nesrin saçını boyatmış, fark ettin mi? Evet, Nesrin bizim hatırladığımız Nesrin'e dönüş yapmış. Evet. Dönüşmüş. Evet, sarı değil o saçları. Belki de. Evet. Ve Nebahat Çeyre'nin inanılmaz iyi bir oyuncu olduğunu düşündüm. Gerçekten çok efsane evet, bir oyuncu bence. Ya benim Firdevs'le ilgili biraz hayal kırıklığı yaşadığım bir bölüm oldu. Ama sonra toparlayacağını bildiğim için evet. tamam dedim. Hani Firdevs Yöreoğlu şaşırtmaz. Firdevs Yöreoğlu şaşırtmayacak. Evet. Bu arada bu bölümün IMDb puanı da 8.3. Öncekinin ne kadardı? 8.6. Ha, bir düşüş yaşanmış ama olur evet. o kadar diyoruz. Ve evet. bu şekilde ikinci bölümümüzü bitiriyoruz. Çok teşekkürler bizi dinlediğiniz için. Beğendiyseniz beğenmeyi ve yorum yapmayı ve abone olmayı unutmayın. Yorumlarınızı bu videonun altına yapabilir ya da birdizipodcast@gmail.com adresinden bize gönderebilirsiniz. Bir Dizi Podcast'ı iTunes'ta da veya podcast'ınızı nereden dinliyorsanız oralardan da dinleyebilirsiniz. Önümüzdeki bölümde görüşmek üzere. Hoşça kalın. Hoşça kalın.